Evet, tabii şimdi Türkiye Devleti'nin genel bölgedeki politikası anti-Kürtlük üzerinden yürüyor. Yani bu yeni bir şey değil. Geçmişte de, günümüzde de Türkiye komşularla ilişki kurarken, dış dünyayla ilişki kurarken Kürtlük karşıtı üzerinden kuruyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'yle, NATO'yla, Avrupa Birliği'yle, hatta ABD'nin ve NATO'nun karşıtı olan Rusya ve Çin'le ilişki kurduğu zaman Kürtlük karşıtı üzerinden kuruyor. Bütün siyasetini Kürt düşmanlığı üzerinden şekillendiriyor. Bölgedeki devletlerle de ilişki kurduğu zaman bunu yapıyor. Örneğin İran'la, Irak'la, geçmişte ve şimdi Suriye'yle, Şam rejimiyle aynı şekilde bir politika yürütüyor. Hatta daha da genişletebiliriz. Bölgede etkin olan Mısır ve İsrail gibi devletlerle de ilişki kurduğu zaman onların Kürtlere bakışı, Kürtlerle olan ilişkileri Kürtlere karşıtlığı üzerinden ne koparırım diye konuşuyor, tartışıyor veya iş kuruyor. Şimdi Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın, eski MİT müsteşarının Irak'a ziyaretini de, Hewlett'e ziyaretinin de gidişini de böyle okumak gerekiyor. Yani bu gidişlerde geçmişten beri Türkiye, bölge devletlerini, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı Kürt karşıtlığı üzerinden iş kurduğu için bu devam ediyor. Tabii burada yeni durum şu. Yeni durum ise 2014'te Ekim ayında Türkiye bir çökertme planı kabul etti. Daha doğrusu Kobani direnişi sonrası Milli Güvenlik Kurulu'nda bu çökertme planı kabul edilmişti. 2015'te bu plan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'la yapılan son görüşme sonrası yürürlüğe konuldu. Yani 5 Nisan'da Sayın Öcalan'la görüşmeler kesildi. Barış süreci ve de çözüm süreci denilen süreç AKP tarafından tek taraflı olarak çökertildi ve bunun yerine çöktürtme planı devreye konuldu. 2015'te herkes bilir, 20 Temmuz'da ilk önce Suruç'ta bir katliam yapıldı. Daha doğrusu Ceylanpınar'da iki tane polis halen bugün de kimler tarafından, açığa çıkmayan karanlık güçler tarafından öldürüldü ve bunun üzerine Türkiye medya savunma alanlarına Güney Kürdistan'a yönelik çok kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Yani 2015'te Temmuz'da startı verilen bu çöktürtme planı 8 yıldır, 9 yıldır uygulanıyor. Ve Hakan Fidan'ın son gezisi bir anlamda bunun muhasebesiyle alakalı bir şey. Şimdi Türkiye, Irak merkezi hükümetini ve Erbil'i açıktan Kürdistan Özgürlük Yerlerine karşı, PKK yerlerine karşı savaşta yer almaya ikna etmeye çalışıyor. Dikkat etseniz Bağdat'la yaptığı bütün pazarlıklarda İşte su sorunu, petrol anlaşmalarını, ekonomik işi hepsi bunun üzerinden şekilleniyor. Erbil'de ise yani Hewlett'de ise başka bir durum söz konusu. Çünkü Bağdat'ın ve Hewlett'in PKK'ya bakışı, özgürlük yerlerine karşı tutumu aynı değil. Yani birçok neden dolayı değil. Bu uzun bir hikaye ama şu kadar söyleyebiliriz. Bağdat yönetimi yani Irak yönetimi Güney Kürdistan federal bölgesinin statüsünün vilayet düzeyine indirilmesi konusunda Türkiye'de hemfikir olabilir. Ancak Türkiye'nin Irak'ın iç işlerine, federal Kürdistan'da, federal Kürdistan topraklarında ve Irak'ın içinde birden fazla askeri üs bulundurmasına, istihbarat örgütleri orada var olmasına, Irak'ın iç işlerine karışmasından son derece rahatsız. Bu nedenle Türkiye'nin istediği şeyleri evet demesi olanaklı diye görünüyor. Ancak Federal Kürdistan'daki yönetim, yani KDP yönetimi ise durumu farklı. Özellikle 2017 sonrası, yani referandum sonrası, bağımsızlık referandum sonrası, vakitsiz ve zamansız yapılan bu referandum sonrası, herkes biliyor ki gereken dirayet gösterilmedi. Referandumun ortaya çıkarttığı sonuçlara sahip çıkılmadı ve Federal Kürdistan aslında %30, %40'a yakın topraklarını kaybetti. Burada ise başat rol, yani anti-Kürt hikayenin öncülüğü ise Türkiye yapıyordu. Buna rağmen KDP ve Federal Kürdistan Hükümeti getirip bütün yumurtalarını Türkiye'nin sepetine koydu. Yani 2017 sonrası tümüyle elini, bütün varlığını Türkiye'ye olan ilişkilerine yükledi. Ve böylelikle bir anlamda Türkiye karşısında elini kaldırmış, teslim olmuş oldu. Bu nedenle Türkiye şimdi Erbil'den daha açık bir pozisyon almasını istiyor. Yani diyor ki sizin bize verdiğiniz istihbarati bilgiler veya bizim askeri güçlerimizin işte bir takım tepeleri, yerleri işte Metina'da, Avaşin'de, Zap'ta
işgal etmesi için açtığımız karayolları yetmez. Şimdi direkt karadan bizimle birlikte askeri harekete, işgal hareketine katılmanız gerekiyor. Ve böylelikle KDP'yi buna zorlamaya çalışıyor. Bu konuda ne kadar sonuç aldı doğrusu bilemiyorum ama baskının ağır olduğunu gözlemliyoruz. Yani şuna bakabiliriz. Bir ülkenin başkanı, yani devlet başkanı diyelim, Federal Kürsan Başkanı, herhangi başka bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı kapıda arabanın önünde karşılamaz. Böyle bir diplomatik tahayyül yoktur. İkincisi, herhangi bir ülke bir başka ülkeyle onun Dışişleri Bakanı başbakanıyla görüşür. Burada bir sorun yok. Yani Pekala Federal Kürdistan yöneticileri de Türkiye ile, İran'la, Irak'la, Suriye'yle ve dünyanın başka bir ülkesiyle görüşürler. Ama bu görüşmelerde nelerin konuşulduğunu 3 aşağı 5 yukarının kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Örneğin KDP'nin bugün Türk Devleti'yle yaptığı bütün görüşmelerin, gizli anlaşmaların herhangi bir maddesi Federal Kürsan Parlamentosu'nda konuşulmuş ve görüşülmüş değil. Yani bırakın Güney Kürsan kamuoyunu, bırakın Kürdistan kamuoyunu, bırakın bölgedeki diğer halkları, siyasi partileri, kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, medyayı, sadece Federal Kürsan Parlamentosu Türk Devleti ve KDP arasında yapılan anlaşmalarla bilgi sahibi değil. Zaten Federal Kürsan Parlamentosu çoktan aykırı edildi, işlevsiz kırıldı. Bu nedenle bu görüşmeler ve anlaşmalarda çok hayırlı şeylerin çıktığını olduğunu söyleyemeyiz. Yani biz bunu iddia ederken denilebilir ki hayır siz yanılıyorsunuz. O zaman şu sorunun cevabı verilmesi gerekiyor. Neden KDP yöneticileri bugüne kadar Türk Devleti ile yaptıkları görüşme ve anlaşmalara ilişkin kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmıyorlar? Örneğin petrol konusunda ne tür bir anlaşma yapmışlar? Ekonomi konuda, sosyal, kültürel meselede, askeri alanda ne tür bir anlaşma söz konusu? Bu sıcak ilişki neye tekabül ediyor? Örneğin Barzan ailesinin Türkiye'de ne tür yatırımları var, ne tür ekonomik çıkarları var? Veyahut da diğer taraftan AKP, MHP rejimine bağlı şirketler Güney Kürsan'da ne tür işler yapıyorlar, ne tür numaralar çeviriyorlar? Hangi istihbarat örgütleri Federal Kürsan topraklarına cirit atıyor? Veya Türk Devleti'nin neden Federal Kürsan'da 100'den fazla askeri üssü var? Bunları kim koruyor ve kolluyor? Bu konuda KDP çıkıp kamuoyuna doğru dürüst bir açıklama yapmış değil. Aksine Hakan Fidan'ın yapılan görüşmede görüldü ki Hakan Fidan'ın söylediklerini basın toplantısında Mensur Barzani, yani Federal Kürsan Başbakanı, onaylayan ve destekleyen bir konuşma yaptı. Bu neydi? Yani söz zamanı tırnak içerisinde Kürt Özgürlük Hareketi terörist bir harekettir. Bu terörist harekete karşı biz Türkiye'de olan yaptığımızı yaptık. Şimdi Irak toprakları üzerinde bunu sürdüreceğiz. Sizden destek bekliyoruz dedi ve Barzani de evet bunu onayladı. Yani bu da gösteriyor ki bu görüşmelerde barışa, demokrasiye, çoklu ilişkilere, kardeşliğe ilişkin değil, savaşa ilişkin bir takım anlaşmalar yapıldığını gösteriyor bize. Karşımız daha geniş bir konseptten bahsediyoruz. Türk Devleti amacı sadece gerilayı darbelemek, onu yok etmek, işte gerilla güçlerini Güney Kürsan topraklarında silmek falan değil. Bu kısa ve orta vadedeki amacı olabilir ama esas amacı Kürtlerin mevcut bütün kazanımları ortadan kaldırmaktır. Yani Federal Kürsan statüsünü yok etmek en temel hedeflerden birisidir. Gerilaya karşı askeri saldırıda bulunuyorsa bunun sonuçları itibariyle sadece gerilayı hedeflemiyor. Gerilayı darbelerse, yok ederse, ortadan kaldırırsa, marjinalize kırarsa inanın Federal Kürdistan'daki olan ilişkilerini çok daha aşağı indirecek. Hatta Federal Kürdistan'ın statüsünün ortadan kaldırılması için bu kez Bağdat'ta görüşme yapacak, baskı kuracak ve bir daha önce basına sızmıştı. Federal Kürdistan'ın statüsünün vilayet düzeni indirilmesi için elinden ne gelirse yapacaktır. Herkes aynı durumda Kuzeydoğu Suriye özerk yönetimi ortadan kaldırılması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Sadece askeri olarak değil, yani işte Afrin, Girisbis, Zeygani gibi yerleri işgal etmekle kalmıyor. Her gün buralara yönelik saldırı düzenliyor ama aynı zamanda bütün diplomatik görüşmelerini hem bölgede hem de uluslararası bütün yaptığı görüşmelerden Kuzeydoğu Suriye özerk yönetiminin ortadan kaldırılması için çaba sarf ediyor. Öte yandan kuzeyde de ise, Türkiye'de ise Kürt hareketini darbelemek tümüyle marjinalize etme amacını taşıyor. Bu nedenle kimse bu konuda yanılmamalı. Yani Türkiye'nin gösterdiği hedef
Farklı ama niyeti ise daha geniş olarak okumak gerekiyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Türkiye şimdi de, geçmişte de ve eğer değişmezse gelecekte de esas politikasının Kürtlerin bütün kazanını ortadan kaldırmak, Kürt sorunu bir soykırım metoduyla çözmeye başlıyor. Çünkü Irak, Türkiye'nin bölgedeki askeri ve politik istihbarat faaliyetlerinden oldukça rahatsız. Çünkü Türkiye öteden beri Irak toprakları üzerinde hak iddia etmekte, Musul ve Kerkük'ü Misak-ı Milli sınır içerisinde gören, bunu hayal eden bir politikası var. Geçmişte de bu konuya yönelik bir takım sorunlar yaşanmıştı. Yani düşünün mesela 22 Temmuz 2022'de Türk ordusu Zaho'da 9 Iraklı sivili öldürdü. Bombaladı bir mesire alanı, bombaladı bir turizm alanı, bombaladı. Bugüne kadar aradan geçmiş bir yıla rağmen Irak hükümetinden herhangi bir özür bile dahi dilemedi. O nedenle Irak merkezi hükümeti Türkiye'de konuşurken, görüşürken Türkiye'nin bölgede ne yapmak istediğini aslında biliyor. Yani su meselesinin nasıl bir şantaja dönüştürmek istediğini. Tabii Türkiye su meselesine sadece Irak'a karşı değil, İran'a, özellikle Suriye'ye ve özellikle Kuzeydoğu Suriye özel yönetimine karşı da, Suriye'deki halklara karşı da çok korkunç, öldürücü bir silah olarak kullanıyor. Yani hem Dicle'nin hem Fırat'ın sularını bu şekilde kullanmaya çalışıyor. Aslında bu sular Kürdistan'a ait sular ama sömürgeci güçler arasında bir şantaj aracına dönüşmüş durumda. Irak bu nedenle, yani toparlasak şunu söyleyebiliriz: Türkiye'nin kötü niyetlerinin farkında. Yani meselenin sadece PKK ve PYK bağlı gerilla güçleri olmadığını, meselenin sadece Federal Kürdistan'ın statükosunun bir de dizine indirmek olmadığını, ama aynı zamanda Türkiye'nin gizli ajandasının Irak topraklarını işgal etmek, Musul ve Kerkük'ü, ki dünyanın en zengin ve en kaliteli petrollerin bulunduğu yer, bunları Türkiye topraklarına katmak olduğunu biliyor. Bu nedenle Irak Türkiye ile görüşürken, konuşurken bu niyetlerini biliyor ve bunun üzerinden konuşuyor, görüşüyor. Bu nedenle Bağdat yönetimiyle Ankara yönetimi arasında birçok konuda görüş ayrılıkları var ve yakın gelecekte de bu görüş ayrılıklarının verilmesi söz konusu değil. Bazı taktik anlaşmalar olabilir, bazı geçici, kısa süreli uzlaşmalar olabilir. Ama esas olarak Bağdat'ta, Ankara arasında yakın bir gelecekte stratejik bir anlaşma gözükmüyor o tarafta. Kürtler için büyük tehlike var. Bu tehlikenin en önemli, yani Brakuji denilen, yani Peşmerge'nin Türk ordusuyla birlikte Gerlan'ın üzerine sürülmesi meselesidir. Bunu mutlaka önlenmesi gerekiyor. KDP'nin bu konuda aklını başına alması gerekiyor. Kürdistan kamuoyunun tepkisini dikkate alıp asla böyle bir şey tenezzül etmemesi, girmemesi gerekiyor. Bu nedenle Türkiye aslında her yerde kaybediyor. Doğu Akdeniz'de kaybetti. Bakın, Suriye'de işgal ettiği toprakları var ama Suriye'de kaybediyor. Çünkü Suriye'de gayrimeşru bir güç. Gerilla karşı savaş yürütür ama gerilla karşı savaşı, az önce söyledim, iki tepeye almakla meşgul. Yaşamını getiren askerlerin sayısını bile kendi kamuoyundan gizliyor. Yürüttüğü savaş Türkiye'ye ciddi bir ekonomik kriz ve sosyal, kültürel bir çöküntü geri dönüyor. Bak, Türkiye kaybederken kendi müttefikleriyle, işbirlikçileri de kaybetmiş oluyor. Bakın, KDP bugün yalnızlaşmış durumda. Yani şu anda KDP'nin Türk devletiyle yaptığı anlaşmalara karşı Güney Kürdistan'da bunu destekleyen tek bir politik güç yok. Yani ne YNK, ne Golan Hareketi, ne İslami Hareket, ne Komünist Partisi, ne Sosyalist Parti, Güney Kürdistan söylüyorum. KDP'nin yaptığı bu anlaşmalardan, bu görüşmelerden memnun değiller, rahatsızlar. Yani KDP aslında tıpkı AKP gibi yalnızlaşmış durumda. Yani AKP kaybederken aynı beraberinde KDP de kaybettirmiş oluyor.